Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Kerem'in talismanına böyle bir turluyoruz. Ben de ilk defa biniyorum bu araca. Hem böyle bir ya ilk böyle bir 10 dakikalık şöyle güzel bir şey. İlk görüşlerimi size aktarayım dedim. Şöyle soldan çıkalım. Şimdi bak bu sinyal sesleri falan. Renault diyorsun. Tabii Renault var. Var, abi biz Vak'çıyız. Biz Opel veya Vak. Geç. Şu dakika salamayalım da. Ama atıyor araba kendini. Evet. Ya tabii şimdi segment farkı da var arada ama ya benim Leon'dan sonra bak mesela ilk fark ettiğim hiç bak bam güm yok. Direkt. Bam güm yok. Ben bak. De şimdi senin arabaya binince bir hemki konforluymuş diyorum. Şimdi bak. Şu an gidiyorum. Hiç bam güm. Hiçbir ses. Gayet huzurlu. Hiç sıkıntı evet. Yok şu an. Hiç öyle bir bak. Ama direksiyon bak. Bunun da şeyi güzel. Direksiyonu hafif ama, her şeyde. Ben Perso'da kendim ayarladım. Çok sert değil şu anda. Orta normal, kararda. Şu an normal. Çünkü gayet sert kullandım. Leon ayarında yani. Şu evet. An benim Leon'un benzer. Ama hani birazcık boşluk var sanki. Yani o bence elektronik olmasıyla alakalı bir şey. Değil mi? Ayarladığın için sanki o boşluk hep olmak durumunda. Bilmiyorum. Başka hani ayarlayıp da kullandığım arabada ben 3'leri bir kullandım. 3'ü de kullandım ben. Ama 3'ü de ayarlamadığım için belki hani konfortla sürdüğüm için. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben CC de kullanıyorum. Volkswagen CC. Yani şimdi bu arabanın ya tabii şimdi daha ilk bindik. Belki bir kilometre olmamıştır yani. İlk fark ettiğim şey yani biraz daha böyle bir kaba bu araç. Evet. Yani kaba dediğim şimdi ben Kerem'e de söyledim ya şurada bize şu kısımlar hani biraz daha Renault kaba bir tasarım kullanmış. Ama onların dışında şöyle baktığımda hani şuraya şu kısım özellikle yani şuradan şöyle şu kısım gayet iyi. Yani hatta CC'den Passat'tan daha iyi diyebilirim yani. Mesela bunun bir değişik tasarım özelliğinden dolayı araba çok şey gözüküyor, yayvan gözüküyor. Yani yukarıdan basılmış gibi, hani yukarıdan bastırmışsın, alttan ezilmiş gibi duruyor. Belki ondan dolayı da bu kalınlıklar olabilir. Ya yani. Ben böyle yani biraz da sürücünün aşağısında böyle yatay gömülü şeyleri seviyorum. Biraz daha şeyleri seviyorum ama bunun şeyi güzel, bu tasarım falan gayet güzel. Ama yine bir vakti reis ya. Bak ya iyice bizi bak fanboy yapacak da. Valla. Bak da abi ben Passat'tan ziyade A4'e tutulmuş durumda olduğum için biraz A4 şeyi var bende şu aralar. Ama hani o da dediğim gibi. Ya o biraz da fanteziye kaçıyor. Durumlara uygun bir şekilde hareket ettiğim için mecburen dizel arabaya binmek zorunda. Mesela ya bu dizel ama ben Astra C'yi kullandım. Ya yani şu an mesela motor sesi yani motor sesini içeriye alış bakımından Astra'ya benziyor. Yani hiç ses yok. Tabii ama bunun Leon'la farklı şey bunun biraz da yalıtımından kaynaklı. Bunda motor sesi çalışıyor ama Astra'nın direkt motoru sessizdi. Yani çok sessiz bir motorda. Zaten Astra ile kullanılan motor biraz benzer 130 beygirlik. Tabii bu da 160 beygir değil mi? Bu 160'lık. İşte hoca abime yol verelim. Yani araba yani kullanışı falan gayet huzurlu. Şu an yol sesi veyahut da ne bileyim bir rüzgar şu an hızımız 90. Böyle bir rüzgar, yol, öyle bir bak, şey yok. Bak sana çok güzel bir ses aldınız. Nasıl bir ses aldığını söyleyeyim. Şu an ben hiçbir şey fark etmiyorum. Müzik kapalı, her şey kapalı. 1500 ile 2000 devir arasında. 2000'i biraz geçince turbo dolduruyor ya böyle. Diye bir ya o nefes ufak tefek. Ama bak o ses bence çok hoş bir ses zaten. Değil mi? Olmasa o ben F30 kullandım. F30'da da vardı o ses. Ben onu çok beğeniyorum. Çift turbo ya bu. Ondan dolayı. İkisini de duyuyorsun ve çok hoş bence. Bu head-up display değil mi bu? Şey, bu da güzel. Ha benim çok baktığım, çok ilgilendiğim bir şey değil ama güzel, fena değil. Ha ben açık söyleyeyim olmasa da olur. Ben aldıktan sonra tabii biraz şey bak, yapma fırsatı. Hocam bu, bak boyalar. Bak boyalardan geçtiğini hissediyorsun. Hı. Ama sana araba bunu şeyde hissettirmiyor. Ya tabii ben Leon'a biliyorum, benim segment farkı var. Onu tabii. Da söyleyeyim kesinlikle. Ben sadece gördüğümü, hani fark ettiğimi söylüyorum. Sen belki CC ile karşılaştırabilirsin. CC ile kıyasladığımız CC de aynı buna benzer. Ha, belki bundan bir tık daha sert. Aynı Leon evet. Tarzında böyle bir hissediyor. O da kupe bir araç. Hani biraz böyle bir sertlik katmak zorundalar. O sertliğinin tabi yol tuşu açısından şey tabii, geliyor. Avantaj. Avantajı geliyor. Mesela ben yeni A4 1.4'ü kullandım. Bundan çok daha yumuşak ama aynı şekilde yolda tutuyor. Ama o tabi yani zaten 250 bin liralık bir arabadan bahsediyoruz. Öyle bir durum var. Ki 1.4'ü bile 250 bin liralara geldi durum.
fiyat. Ama manevrası şey falan D sınıfı bir araba gibi. Gayet de hemen tak şık şık hemen yani, dönüyorsun. Dört tekerde manevra yapıyor bu arabada. Oo bak o değil mi bak belli. Yani şey kısa mesafede iyi tur atabiliyor araba. Bak. Hiç önüne bakma. Bak zart. Zart diye çıkıyor. Ankaralı abimiz. Ha, müzik kapalıyken biraz şey geliyor. Hani 2001'den sonra bir gürgür var ama o dizel normal. Yani çok da tabii yani açık şey söyleyeyim ben 1-2'de de o sesi alıyordum. Alıyor muydun? Ama 1-2'deki ses daha güzel. Tabii yani o benzinli o biraz daha şey. Hani o gelsin istiyorsun bu gelsin istemez. Hayalet olayı güzel bu ekranlar. Yani arabanın içinde kullanılan ekranlar falan yani söylenecek bir şey yok yani. Gayet çözünürlüğü, renkleri vesaire her şey çok iyi. Ben burada bir dipnot ekleyeyim. Bu ekranı Samsung yapıyor. Samsung. Evet. Bu araba zaten Güney Kore'de Samsung SM6 olarak satılıyor. Şey, sen ekranının bu renk hani Samsung'un benziyor, ürettiği ekranlar biraz da canlı oluyor böyle. Evet. Yani insanın biraz daha şey soluk bir ekran değil yani. Evet. Güzel renkleri falan canlı canlı. Ki gece daha iyi olur bu. Evet. Tabii şu an burada benim gözüme tek çarpan şey şu. Yol verelim abimize. Gözüme çarpan tek şey şu vites topuzu. Yani burada sanki ben yani vites topuzunun hani vitesin geçişlerini de pek beğenmedim. Bir de bu vites topuzun tasarımını da pek beğenmedim. Yani biraz daha böyle güzel, biraz daha böyle hani al beni de şöyle güzel ufak daha güzel ya, bir şey konabilir miyim? Ya ufak olmasa bile hani seninki gibi geçse keşke. Ya tabii bir şey bak. Ne diyorsun? Vites değiştirmesi DSG ile fark hissettin mi? Bir fark yok. Yok değil mi? Ya ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok hisli bir kullanıcı değilim. Ben düz bir kullanıcıyım ve tabii Kerem biraz daha hisli, biraz daha şey yapar onu. Estağfurullah. Ha ben şu an düz bir kullanıcı olarak söylüyorum. Ama yani ben bak yani o kadar araba kullandım. Hani VAG grubunda çok araba kullandım. Abi bu arabayı da kullandım ben. Bak Talisman özelinde konuşuyorum. Çünkü ben yeni Megane'ın otomatiğini kullanmadım. Yeni Megane'ın manuelini kullandım. Otomatiğinde 7 ileri ve şey olmuş olabilir yani. Bundan senin DSG 7 ileriyle aynı olmayabilir. Ama bu 6 ileri ve tork dayanımı yüksek bir şanzıman. Hatta şöyle söyleyeyim şanzıman hakkında. İyi değiştiriyor yani. Ya değişmesini bir de bak mesela şu an yani çalışma mantığı yani şöyle söyleyeyim şehir içinde düşük hızlarda çalışma mantığı bana DSG'den daha iyi gibi geldi. Ya çünkü mesela benim arabada birinci vites yok gibi bir şey. O hemen 2 atmıyor. Bunda mesela evet, bunun birinci viteste doldu. Mesela ama CC 2.0'dı değil mi? Ha, o CC daha iyi. CC'nin DSG'sinde biri yiyor mu? Nasıl yani? Biri yiyor. Tabii o biri, da mı yiyor? O da yiyor. Biri, yani biri dolu dolu. O zaman bu... 1'den 2'ye geçiyor yani. Öyle hani 1200 devirde hemen 2 atmaya çalışmıyor. O zaman demek ki o... Ha benim sadece... bu araçta hani iç mekanında mesela baktığım zaman... tabii malzeme kalitesi falan bahsetmeye gerek yok. Gayet yani bütün elinizi attığınız her yer... Şurası hariç yani keşke şurası. Renk seçimleri falan gayet iyi. Yani öyle söylenecek bir şey yok ama sadece yani biraz kaba saba geldi yani şu bunu ağ üstüne bu ağ üstünü şunlar mesela biraz bana kalın geldi. Ve hani mesela şurada aynaya baktığım zaman biraz gözümü yoruyor yani o ayna büyük mesela şu dikiz aynası büyük. Ama araba da heybetli olduğu için araba aynanın yarısını alıyor aslında doğru tabii. Söylüyorsun. Tabii arabanın da heybeti var yani bak kör nokta hemen uyardı bizi yani. Uyardı. Ya yalnız dolu dolu bir yani ben bu kadar dolu bir araba ilk defa benim normalde biz düz line'cıyız. Düz line. Comfort line falan. Abi bu da şımarıklık biliyor musun? Yani eyvallah bak adaptif olsun isterim. Soğutma da olsun isterim. Isıtmayı da soğutma. Ama mesela otomatik park bak, var. Hocam, İnan bak. Bana aldığım gün kullandım. Sadece. Otomatik park. Kullanmadım abi bak. Var işte. Kullan zaten şu an kullanamazsın da park ederken belki AVM'de denersin. Yok abi ben kullanmadım. Şöyle bir bakalım bir dip gaz yapalım şöyle. Sportal istersin. Yo değişiyor mu? Değişiyor. O zaman al bakayım bir. Bak çok sertleşiyor. Sen kedici abi ya. Süspansiyonlar da değişiyor. Yalnız bak şu an gazladım ben. Şu 140-145 civarına kadar çıktım. Şimdi Keremcim'in de moralini bozmayayım fazla ama. CC abi CC. Abi 2.0. Bak yok motor olarak benzer. Motor olarak hani. Yok yok yok. Motorun hani gidişi falan 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama hani gazlarken mesela ben CC'de de aynı bu pozisyonda gazladığım zaman. Ya bu sanki böyle bir
biri hopluyor tut tut tut. Ha tamam okey doğru ama bu araba yerden yüksek zaten. Ha yerden yüksek bir de hani CC'nin tabii bu kupe bir araba biraz daha yol tutuşuna biraz daha spor sürüşe adapte etmek zorundalar. Ya da Eko'ya aldım. Eko'ya bakayım nasıl olacak. Yeşil oluyor zaten. Ya bak ben işte benim modum bu abi. Benim ben de yani şehir içinde Eko kullanmıyorum an, ama hani Eko gibi diyor. Ha ben şu an mesela bu araba yani benim olsa ben hep bu modda olurum. Yani. Hep yeşil arabanın içi. Hep Eko. Onun abi çekelim ayağımıza 5.5 oldu. Ben hep o moddayım yani. Şey ama dediğin gibi. Gazladığım zaman bak mesela yüksek hızlarda ki yani o CC'nin güvenini bana vermedi açıkçası. Doğru söylüyorsun. Yani o yani mesela CC'de gittiğiniz zaman bir de özellikle CC'de bizim CC'de adaptif şeyi var. Şasi mi? Adaptif şasi var. Onu ben sporta aldığım zaman yani ben tek elle kullandığımda böyle hani bildiğim böyle şu yani kalıp halinde böyle dönüyoruz. Yani bu mesela biraz da arkası önü böyle bir tık tık bir değişik. Anladım. Şey gibi. O Leon tarzına yani Leon demeyeyim de yani Passat'tan aynı zaten bunun şeyi de. Ben sana onun sebebini söyleyeyim. Yani bu arabanın süspansiyonlarına elektronik süspansiyon koymuşlar ama elektronik süspansiyon sadece sertleşiyor. Yani hidrolik gibi arabayı yere yaklaştırmıyor. Bu ya sanki şeye benzettim kalıyor. Biraz. B7 Passat'a. Passat'a aynı dedim az önce. B7 Passat'a biraz benzettim. Yani ama arabanın genel şeyi çok iyi. Bastım mı gidiyor. Ha bastım mı gidiyor. Ben, şeyinde hiç sıkıntı yok. Belki 2.0 ile 1.6 arasındaki hacim hani seni şey yapmayabilir ama. Bak şimdi ben şöyle diyeyim. Güç olarak şahlanış olarak falan arabanın gidişi evet. Dip gaz yaptığında yani CC'ye andırıyor yani 3 aşağı 5 yukarı aynı onun hakkında bir şey o demiyorum. Mesela iyi bir şey demek ki. Tabii. Yani çünkü bu 2.0 yerine gelen bir motor. Avrupa'da 2.0 sadece benzinli satılıyor. Yani tabii yani benziyor. 1.6'da dizelli 1.6 satılıyor. Ama tabii ama yüksek hızda mesela giderken bu biraz daha şey geldi bana. Dengesiz. Yani, D sınıfı değil de böyle sanki C sınıfı kullanılmışım. Öyle bir dengesizlik gibi verdi ki yani bu sen kaç 145 bin lira mı almıştın? 145 bin lira verdiğim bir arabada böyle bir şey olsun istemezdim. Ama onun haricinde ya arabanın bana hissettirdiği ya şu malzeme kalitesi, şu koltuklar özellikle çok rahat. Yani bu herhalde bu ödül almıştı herhalde koltuk. Bilmiyorum ama şey yani. Ama yani güzel iyi, bu tırtıklı olması falan. Şu an mesela havalandırma açalım. Şu an mesela gayet sıcak bir havada kullanıyor. 26 derece. Hiç öyle bir şey yok. Özellikle ben mesela Leon'dan indim buna bindim ya bu daha şey geldi bana. Ferah daha hani şeyi. Ama benim bu araba hakkında şu an mesela tek söyleyeceğim olumsuz şey bu yüksek hızlarda bana sanki biraz güvensizlik verdi. O başka bir şey ama onun haricinde konforu falan yani çok da söylenecek bir şey yok yani. Senin hani, dediğin şey biraz düşük hızlarda da oluyor. Senin dediğin o dengesizlik bu arabada var. Yani ben şahsi fikrim bu araba hem yüksek hem de süspansiyonların elektronik olmasıyla o ayarı iyi tutturamamışlar gibi. Çünkü çok sertleşiyor ve arabayı zıplatıyor da olabilir yani. Ya bu biraz daha içine bindiğin zaman insanı şımartan bir araba. Hı. Ya öyle söyleyeyim. Yani mesela Passat'ın da içine bindiğin zaman ya 3 aşağı 5 yukarı aynı arabalar ama bu biraz daha şımartıyor şu ekran olsun. Hı. Ya şunda mesela DVD'den oynatabiliyor muyuz? Yok DVD yok. Evet. Sadece işte telefon şimdi onlar da mesela güncellemeyle gelecek bekliyoruz. CarPlay gelecek. Ekranı direkt yansıtabileceksin. Hocam bunun kapıları orada mı? Heh, tamam. Ben az önce orada senin arabada orayı arıyordum. Bak bunlar mesela şey LED mi halojen mi tamamen LED herhalde. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Kapattın mı? Abi kırdı herhalde şeyi. Yok öyle o sert kapanıyor. Biraz kapanıyor. İlk seferde kapanmıyor genelde. Yani. Bir de ben kapanıyor. Mesela bu araçta tabii yine o şeye geleceğiz. Hı. Bak mesela şöyle söyleyeyim hocam. Hani bu olay mesela hani bir... Ha burası belki hani kurtarır da şu hiç kurtarmıyor. Ya burası yani. Tamam hadi. Burada her marka çok öyle iyi yapmak zorunda değil. Ha bir de şimdi sözünü bölüyorum. Şunu yani Kajara da koyuyorsun, Megane'a da koyuyorsun, Talisman'a da koyuyorsun. Direksiyon hani, olayım diyorsun. Tabii hani Golf, ya, Volkswagen'de ama, de öyle ama Polo'daki öyle. Direksiyon simidi bile farklı ama. Nasıl yani? Simit daha yumuşak seninki gibi. He. Golf'te daha kalın ya. Ya bu direksiyon ben mesela şahsen direksiyon simidinin böyle olmasını isterim. Çünkü çabuk gibi yıpranmama açısından. Ben de seninki gibi isterim. Değiştirebilirim. Yani ben o yumuşaklığı seviyorum. Mesela ısıt bak koltuk soğutma ama direksiyon ısıtma yok. İlginç yani. Şöyle arabaları yani benim Leon da hemen yanımızda. Yan yana koyalım. Ama sen bu kapıyı açamazsın biraz şey yapalım. Az daha geniş koyalım. Koy yer var. Bak, bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar bize acaba dedim kırdık mı ya bunu falan hani böyle geçerken falan böyle bir sağlamlık hissi vermiyor araba. Yani sıkıntı o. Yani senin dediğine katılıyorum. Şu an tam mıyız? İstediğim gibi dur. Yok hani şu an ekrana şey yapıyorum ben sana hani geri görüşüm. Ha geri görüşümüz ha hemen havasına Kerem havasına attı hemen. Yani. Ama harbi çok faydalı bir şey. Abi yani. Ama yalnız şey güzel.
Park sensörü mü? Şiddetli görüntüsü saniye. Görüntüsü mü? Hı. Görüntüsü gayet iyi. Güzel. Ki şu an karanlık gece, bir yerdeyiz. Gece de zaten çok iyi çalışıyor. Değil mi? Şu an gayet normal, güzel gösteriyor. Gece çok iyi çalışıyor. Hani şeyin iPhone 5'lerin falan ön kamerasına benzer kalitesi. Olabilir, olur. Şu an... Olabilir. Yani bir tek mesela kameranın yeri çirkin. Direkt logonun ortasına koymuşlar. Dışarı böyle şey gibi sarkmış. Ama genel itibariyle arabanın içine baktığın zaman gayet 2017 dünyasına uyum sağlamış. Yani güzel. Anahtarı da şöyle göstereyim, kılıflı galiba. Ben kılıf aldım. Yani kılıflı. Yani. Anahtarı da güzel. Yani arabanın bana hissiyatı güzel ama biraz böyle dengesiz gibi. Böyle bir ufak yüksek ufak he, bir dengesizlik o var. O bence yükseklikten o da hocam var. Şöyle söyleyeyim, Renault dengesizliği. Sana bak lazım. Sana seni şöyle geçireceğiz. A4 alacağım. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Kerem'e de teşekkür ederiz. Bize aracını tahsis etti. Teşekkür ediyoruz. Detaylı bir incelemesini de belki çekeriz bir gün. Detaya çekeriz. Leon'u da çekeceğiz. Tamam. Şeyi de çekeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.